Merhabalar, burası Bizim Hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. ÖSYM Böyle Sorular serisine devam ediyoruz. AYT Biyoloji'den 3. sorumuzu soruyoruz genç arkadaşlar. Tahminimiz nedir? Bunlar ATP ile alakalı bir soru tahmini yapıyorum burada. Diyorum ki genç arkadaşlar, ATP ile alakalı buna benzer bir soru çözerler ya da sorarlar. Biz de bunu inşallah çözeriz. Nedir sorumuz? ATP molekülü ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diyor. 1 numara ATP'nin yapısındaki PI molekülü inorganik yapıdadır. PI dediği arkadaş nedir? Fosfat. Diyor ki bize bu bir inorganik yapıda mıdır diye soru sormuş bize. Hemen ikinci resimde genç arkadaşlar bir ATP'nin yapısını koydum buraya. Bir inceleyelim. Sorun ışıklarını öyle bakalım. Şimdi gençler, ATP'nin yapısında bulunan fosfatlar, 3 tane fosfatlar. Gördüğünüz gibi P ortada, oksijenleri çevresinde bulunuyor. 3 tane fosfatı var mı? Evet. ATP dediğiniz adam zaten adenin trifosfat. Hatta adeninle ribozu birleştiriyoruz. Adenozin trifosfat oluyor değil mi? ATP dediğimiz. Adenin şurası genç arkadaşlar azotlu organik baz olarak adenin kullanılıyor. Yan tarafına şeker olarak riboz kullanılıyor. İkisini birbirine birleştiren şurada glikozit bağı var. Glikozit bağı var gençler. Burada normal organik bir bağ, yüksek enerjili bağ değil bu normal bağ. Yan taraftaki ribozla bizim fosfat zincirini birbirine bağlayan şurada fosfodiester bağı bulunuyor gençler. Şurada ve devamında iki tane de yüksek enerjili fosfat bağı bulunuyor. İşte enerjiler burada bulunuyor. Şu kırmızı ile çizdiğimiz yerlerin, yani bunu kırdığınızda ATP'yi ADP'ye dönüştürdüğünüzde bir enerjiye dediriyor. Ya da ADP'yi AMP'ye, adenozin monofosfata dönüştürdüğünüzde de bir enerji elde ediliyor. Ancak burada fosfodiester bağını parçaladığınızda ya da glikozit bağını parçaladığınızda öyle tahmin ettiğiniz bir enerji falan elde çıkmıyor. O zaman ATP'nin içerisinde adenin var, azotlu organik baz var, yan tarafında riboz var. Riboz dediğimiz elemanı kimde görüyorduk? RNA'da gördüğümüz bir moleküldü riboz. Yan tarafında da 3 tane yüksek enerjili fosfat bağıyla ikisi birbirine bağlı olan fosfatımız görüyoruz. Fosfat dediğimiz genç arkadaşlar burada genel anlamıyla H3PO4 olarak kullanılıyor. H3PO4'ler burada bulunuyorlar. Şimdi geri dönelim, bunun bir yorumunu yapalım. Şimdi ATP'nin yapısında bulunan fosfat molekülü inorganik mi, organik mi? Organik olabilmesi için gençler karbon ve hidrojenin beraber bulunması lazım. Var mıydı orada karbon? Yoktu. O zaman ne diyoruz? İnorganik fosfat tabiri doğru mudur? %100 doğrudur diyoruz. Bir için doğru. İki, ATP'de 3 tane fosfat bağı bulunur diyor. 3 tane mi fosfat bağı bulunurdu? Hayır, 2 tane bulunuyordu resmen. Geri döneyim, gördüğün gibi 1 ve 2. 2 tane fosfat bağı bulunuyor. Bu bir tuzak gençler. 2 tane fosfat bağı var. 3 tane değil. İkinci şık yanlış. ATP'nin yapısında bulunan şeker DNA'nın yapısında bulunan şekerle aynıdır diyor. DNA'nın yapısında bulunan şeker neydi genç arkadaşlar? Deoksiriboz şekeri olacaktı. Burada ne vardı? Riboz şekeri vardı. Adenozinin trifosfatın içerisinde riboz şekeri vardı. O zaman bu doğru mu? Hayır. ATP'nin hidroliziyle ortamın ozmotik basıncı artar gençler demiş. Ozmotik basıncın artabilmesi için gençler ortamda monomer madde miktarının artması lazım. Bir şeyi hidroliz ettiğinizde su tüketirsiniz. Su tükettiğinizde zaten OB yükselir. 1. 2. Parçaladığınızda ortamda monomer madde ortaya çıkar ki ATP'yi parçaladığınızda inorganik fosfatlar ortaya çıkıyor. İki sebepten dolayı da ortamın ozmotik basıncı yükseliyor. Hem su tükettiğiniz için hem de oluşturduğunuz monomer maddeler OB'yi pozitif oranda etkilediği için dediği doğrudur. ATP'nin hidroliziyle ortamın ozmotik basıncı artar ifadesi doğrudur. O zaman bize doğruyu soruyor. 1 ve 4 genç arkadaşlar, yani E şıkkımız doğru cevap olacak gençler. Dikkat edelim bu tarz sorularda, özellikle ikinci şıkkına dikkat edelim. 3 tane fosfat bağı var demiş. Tuzağa düşmemek lazım. Evet genç arkadaşlar, kendinize çok çok dikkat edin.